EYT'de bakanla görüştüm, bu şekilde olacağı kanaatine ulaştım dedi ve açıkladı Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le EYT sorununun çözümü konusunda görüştüklerini ifade ederek, "Bizce 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Sayın Bakan'la yaptığımız görüşmede de düzenlemenin bu şekilde olacağı kanaatine vardım," dedi. Destici, EYT konusunda milyonları umutlandıracak bir açıklamada bulundu. Destici, EYT konusunun çözümü noktasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüştüklerini dile getirerek, "Sayın Bilgin, biliyorsunuz, çalışma ekonomisi profesörü, bu konuya çok hakim bir isim. Kendisinin bu konudaki tecrübesi ve bilgisi inşallah EYT'li kardeşlerimizin beklentilerini karşılayacak. En başından beri EYT'lilerin hakkının teslim edilmesi gerektiğini söylüyorduk. Bizim kriterimiz 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanların tamamını kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Sayın Bakanımızla yaptığım görüşmede de düzenlemenin bu şekilde olacağı kanaatine ulaştım. Bir de staj mağdurları var. Onların da beklentileri var. Tabii yine 8 Eylül 1999 öncesini kastediyorum. Bu arkadaşlarımız sigortalanmışlar ancak sigorta primleri eksik yatırılmış. Eksik primler tamamlanarak onlar da bu düzenlemeden yararlanma talebinde bulunmak istiyorlar. Bunun da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Şimdi emeklilik yaşı takılanlarla ilgili tabii ben daha önce de işte son dönemlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla da bu konuyu konuştum ama bu konuyu esas çalışma bakanımız da biz uzun uzun değerlendirme fırsatı bulduk birkaç kere. Çünkü biliyorsunuz Vedat Bilgin Bey hem kıymetli bir ilim adamı hem de tam da alanının profesörü, yani çalışma ekonomisi profesörü. Daha önce de iş hayatında, yani sendikalarla çalışmış, diğer sivil toplum örgütleriyle çalışmış ve bu konuya da çok hakim. Binaenaleyh onun bu tecrübesi, bilgisi inşallah emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin beklentilerini karşılayacaktır. Ben başından itibaren bir önce söyledim. Bu bir hak mücadelesiydi ve bu hakkın teslim edilmesi gerekiyordu. Oradaki bizim kriterimiz nedir ya da bizim dillendirdiğimiz Büyük Birlik Partisi'ne göre nasıl bir düzenleme olmalıdır? Çünkü farklı düzenlemeler gündeme geldi. Orada 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayanların tamamını kapsayacak şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Ben şahsen böyle bir düzenleme olacağı kanaatine de ulaştım Sayın Bakanımızla yaptığım görüşmelerde. Bunu da ifade edeyim. Burada tabii bir de staj mağdurları var. Tabii bu staj mağdurlarının da beklentileri var. Çünkü bunlar staj yaparken sigortalanmışlar. Yine tabii 8 Eylül 1999 öncesini kastediyorum. Bunlar sigortalanmışlar. Fakat primleri eksik yatırılmış. Şimdi bu eksik primler tamamlanarak bunlar da bu düzenlemeden faydalanma talebinde bulunuyorlar. Bunun da değerlendirilmesi gerekiyor. Yani şöyle mi? Eylül 1999'dan önce diyelim ki işe girmişler. Ama prim günleri diyelim ki 200 gün, 300 gün, 1000 gün eksik. Onlar da prim günlerini tamamlayarak emekli olabilecekler mi? Hayır, tamamlamış olanlardan kastediyorum. Tamamlamış olanlar. Yani şöyle, staj dönemi 8 Eylül 1999'dan önce başlamış. Yani hem yılı tamamlamışlar, yani kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl. Hem de 5000 iş günü primi tamamlamış olanlar. Yani ekstra bir tamamlama yok. Tamamlamış olanlarla ilgili söylüyorum. Çünkü oradaki ayrıntı şu, 99 öncesi stajlar şu anda hani sayılmıyor. Emekliliğe sayılmadığı için staj dönemi, bunun sayılması, bu sayıldığı anda, yani başlangıç tarihinin tarih olarak sayılması, yoksa ekstra bir prim yatırılması ya da günle ilgili bir problem yok. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.